Evet. Bir araya girebilir miyim? Buyurun. Bir araya girmek istiyorum. Yani yaklaşık bahsettiğiniz 100 yıl. Yani 2023'te 100 yıl olacak. 100 yıl önce. Bence İzmir İktisat Kongresi'nin çok önemli iki özelliği var. Birçok özelliği var da iki tanesi çok öne çıkıyor. Bir tanesi İzmir İktisat Kongresi 1. Lozan görüşmelerinin kesilmesinin ardından toplanıyor. Yani iki Lozan görüşmesi arasında toplanıyor. Burada bütün dünyaya aslında Atatürk bir mesaj veriyor. Neyle mesaj veriyor? İkinci şık olarak da ülkenin bütün güçlerini orada topluyor. Yani bugünkü olduğu gibi bırakın bugünkünü, normal bir hükümetin aldığı kararların da ötesinde, hele hele şimdi tek kişinin aldığı kararların ötesinde, Türkiye'nin tüccarını, çiftçisini, sanayicisini, işçisini 1135 kişi katılıyor bu şeye, İzmir İktisat Kongresi'ne, biliyorsunuz. Burada çok ilginç benim aldığım notlar da var. Mesela 5 İzmirli işçi kadın bu kongrede delege. İşçi kadın bunlar. İşçi talepleri, buna amele grubu deniyor o zaman bildiğiniz gibi. Amele grubu günlük çalışma süresinin 8 saatle sınırlandırılması. Ücretli izin, toplumsal güvenlik önlemleri, hastalık, doğum, evlenme, yardım ve sigorta sağlanması. Bunlar bakın tekrar tekrar söyleyeyim 1923 yıl, 100 yıl önce. İş güvenliği, yeni açılacak tüm işlerin Türklere verilmesi, 1923'te toplanan 110 bin işçi var o zaman Türkiye'de ve 1 Mayıs'ın işçi bayramı olarak kutlanması. Yani bu Atatürk'ü gerçekten ne kadar ileri görüşlü, ne kadar dahi bir kişi olduğunu çok somut bir şekilde sadece ekonomide, siyasette, dış politikada, askerlikte değil, her alanda gerçekten çok yetenekli ve üretken bir kişi Atatürk. Mesela İzmir İktisat Kongresi'nin en önemli kararları şunlar. Ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması gerekmektedir. Yani dışarıdan almayacağız. Zaten alacak paramız da yok. Çünkü diyor ki Atatürk 30 Ekim sabahı İnönü'yle kahvaltı ederken biz Osmanlı'dan hastalıklı, yoksul ve borçlu bir köylü devleti devraldık. Yani bunu nasıl kalkındıracağız? Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi ekonomiyi ciddi anlamda ileriye taşıması gerekir. Kendi yağıyla kavrulması gerekir. Burası bence çok önemli. El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve büyük işletmelere geçmek zorundayız diyor. Özel sektör tarafından kurulamayan teşebbüsleri devlet biz diyor kuralım. İş erbabına amele değil işçi denmelidir. Sendika hakkı tanınmalıdır. Bakın 100 yıl önce bunlar bu konuşulan şeyler. Ve Atatürk'ü gerçekten bu yanıyla takdir etmek, çok çok övmek, yani ne kadar övülse belki açıkçası azdır. Bu anlamda yani herhangi bir daha bir tabusallaştırmayı asla hiçbirimiz düşünmeyiz ama ortadaki durum da budur. Yani bütün her şeyi görebilen, yapabilen, edebilen, bilebilen, doğru bir önderlik yapan bir liderdir. Dolayısıyla bugüne geldiğimizde o 15 yılı biraz önce sonra size onu soracağım. 15 yılda neler yapmış Cumhuriyet? Örneğin mesela 1923'te Batı'ya liberal ekonomi sinyalleri veriliyor İzmir İktisat Kongresi'nde ama 29 bunalımından sonra hemen devletçi politikaya geçiyor. Yani bu geçişleri, bu ihtiyaçtan doğan bir takım hareketleri çok hızlı ve çok seri yapıyor. Örneğin işte şeyden sonra 1929'dan sonra işte Cumhuriyet kurulmuş, işte devrim yapılmış, birçok yenilikler yapılmış, batılılaşma yolunda adımlar atılmış. Ama ekonomide ne olmuş? Bugün ağırlıklı olarak ekonomiyi konuşalım. Ne yapmış Atatürk de yani dünyada en kendi kendine gelişebilen savaş koşullarında bir ülkelerden birisi olmuş Türkiye. Şimdi söylediğiniz çok doğru. Burada tabii şey çok önemli. Birinci İktisat Kongresi kararları gerçekten çok önemli. Sizin de biraz önce ifade ettiniz. Şimdi burada İktisat Kongresi'nde ameleler var. Yani işçiler, o zaman amele deniliyor. Çiftçiler var, Evet. tüccar var, sanayiciler var. Bakın Atatürk'ün demokratikliği de hep böyle konuşulur ya. Şimdi o İktisat Kongresi'nde Ha, az evet, önce o da önemli, evet. sizin ifade ettiğiniz işte sendikal haklarla ilgili 8 saat çalışma düzeniyle ilgili olan konulara tüccarlar
şerh koyuyorlar. Muhalefet ediyorlar. Aynı şekilde bir takım başka konulara da işçiler muhalefet ediyor. Düşünebiliyor musunuz demokratik bir ortamı? Yani evet. Bugün o günden bugüne Cumhuriyet'in 1950'den sonraki döneminde işçiyle memurun, işte sanayicinin, tüccarın, işçiyle işverenin demokratik bir şekilde tartıştığı ve birbirleriyle karar alabildikleri ortamları görebiliyor muyuz? Bakın devlet memurlarına zam verilmesi konusunda işte sendikayla işverenler görüşüyorlar. O görüşmeler bile bir maskeli balo şeklinde geçiyor. Formalite. Evet. Dolayısıyla o gün 1. İktisat Kongresi'nde o günkü ortam aslında Türkiye'nin tek parti döneminde, çok partili dönemlerde bile olmayan, maalesef ki olamamış olan demokratik ortamın da bir kanıtı, bir göstergesi. Bu açıdan da önemlidir aslında İktisat Kongresi. Evet. Evet. Tabii bu İktisat Kongresi ne amaçla toplandı? İki amaçla toplandığını söyleyebiliriz. Birincisi tüccarların, çiftçilerin, sanayicilerin ve işçilerin işte sorun isteklerinin neler olduğunu bilmek, öğrenmek Atatürk ve çalışma arkadaşlarının. İkincisi de, bu da çok önemli bir şey, yabancı sermaye çevrelerine aslında ekonominin gelecekte nasıl bir şekil alacağı konusunda evet. ön bilgi vermek. Çünkü neticede yabancı sermaye bir yere yatırım yapacaksa en önemli şey bir güven unsurunu görmek ister, geleceğini görmek ister. Bugün Türkiye'ye üretime dayalı, yani katma değer yaratan yabancı sermayenin gelmemesinin önündeki en büyük engel de aslında bu güven ortamı. Sağlanamamış olmasıdır. Daha 1923'te 1. İktisat Kongresi'nde Atatürk ve arkadaşları bu ortamı sağlayacak da altyapıyı hazırlamışlardır aslında. Alınan kararlarda işte lüks ithalattan kaçınılacağı, işte yerli üretimin geliştirilmesine çalışılacağı gibi bir takım kararlar, işte aşar vergisinin kaldırılması yine orada konuşuluyor ve hemen ardından zaten bildiğiniz gibi kaldırılıyor. Ve aşar vergisi Türkiye ekonomisinin dörtte birini oluşturuyor. Çok önemli bir gelir yani. Gelir ama işte öyle bir şey ki zaten bu sürecin sonunda 1. İktisat Kongresi'nden sonra da aslında Cumhuriyet'in ekonomik politikalarında işte tarlası, yeri, arazisi olmayana ülkeyi kalkındırmak için devlet toprak veriyor. Ve üretimlerini sağlamaları için toprak veriyor ve üretimlerini sağlattırıyor. Aşar vergisinden vazgeçiyor. Neden? Ülkeyi kalkındırmak istiyor çünkü. Yani üretime dayalı, emekten yana, çalışandan yana, çiftçiden yana. O yüzden Atatürk'ün sözü, o köylü milletin efendisidir sözü, hani söylenmiş olmak için söylenmiş bir söz değildir. Evet. Atatürk'ün bu sözü her sözünde olduğu gibi gerçekten içtenlik vardır ve bir samimiyet vardır. Bir samimiyeti ifade eder hani bu sözler. Sizler şeyi söylediniz, işte Atatürk döneminde kurulan şeyler. Ben şimdi açtım şuradan, onlara da okumak istiyorum. Bakın mesela tabii, üretime dayalı, işte 1924'te Ankara Fişek Fabrikası kuruluyor. Yani Gölcük Tersanesi kuruluyor. İşte 1925'te Şakir Zümre Fabrikası, Eskişehir Hava Tamirhanesi, yani Eskişehir Hava Tamirhanesi dediğimiz bizim uçağı üreten, ülkedeki ilk uçağı üreten Eskişehir'deki uçak fabrikasıdır Türk Hava Kurumu'nun daha sonra. Onu yapıyor, bir şey söyleyeceğim. Aynı zamanda onun arkasını da duracak olan Türk Hava Kurumu'nu da kurumsal olarak onu da kuruyor. Bu da 1925. Türk Hava Kurumu'nu kuruyor. Beyiş Bey, bakın Türk Hava Kurumu'nu bir devlet kurumu olarak kurmuyor. Yani yani bir özel kurum olarak kuruyor. Yani evet. Siyasi var olan siyasi iktidarlara muhtaç olmayacak gelirlerini yarattırıyor. Bir özel evet. olarak kurum olarak kuruyor. Evet. Düşünün ve bunu ne zamanlar yapıyor? İşte 1925'te. Yani yavaş yavaş aslında her şeyin tamamen devletçiliği, katı devletçiliğe daha doğru gittiği dönemlerde Atatürk Türk Hava Kurumu'nu bile özel bir yapıyla kuruyor. Ha bu yapı, Türk Hava Kurumu var, Türk Dil Kurumu var, Türk Tarih Kurumu var, benzer statüde kurulan kurumlar. Ama bunlar 1980 darbesiyle aslında devletleştiriliyorlar. İşte nitekim Dil Kurumu, Tarih Kurumu'nu birleştiriyorlar, Türk Dil ve Tarih Kurumu yapıyorlar. O kurumlarda da 1. İktisat Kongresi'nde gibi insanlar görüşlerini, düşüncelerini özgürce tartışıyorlar.
özgürce tartışıp sonuçlara varıyorlar. Yani iktidarın bir baskısı, Atatürk'ün bir baskısıyla karar alan kurumlar değil onlar. Bir o günkü duruma bakalım, bir de bugünkü duruma baktığımızda aslında Cumhuriyet'in 1923 ruhunu kaybettiği, 1950'lerden bu yana bu anlamda ileriye mi geriye mi gittiğini aslında çok daha iyi görürüz. Bakın işte 20 yılda birçok şey yaptık deniliyor ama Atatürk döneminde yapılan işte açılan şeyler, Eskişehir Hava Tamirhanesi, 1926'da Alpullu Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, Kırıkkale Mühimmat Fabrikası, 1927'de Bünyan Dokuma Fabrikası, Eskişehir Kiremit Fabrikası, var da var bakın, Kırıkkale Elektrik Santrali Çelik Fabrikası, Ankara Çimento Fabrikası, Ankara Hava Gazı Fabrikası, onlarca fabrika kuruluyor. Yani yurdun dört bir yanında o fabrikaların dumanı tutuyor. Ben bizim Nazilli şubemizi ziyaret ettiğimde Nazilli'de bildiğiniz gibi Sümerbank fabrikası vardı. Evet. O Sümerbank fabrikasıyla ilgili Atatürk'ün bir sözü var ama şu an tam hatırımda değil. Okuduğumda yani o bacalardaki dumanların tutmesinin ne kadar önemli olduğunu söyleyen, tüylerim diken diken olmuştu onları okuduğumda, duyduğumda. Dolayısıyla evet. Atatürk döneminde çok ciddi bir ekonomik kalkınma gerçekleştirildi. Yani 1923-1938 arası Osmanlı'dan kalan enkazın, yoksul ve harabeye dönmüş bir ülkenin yeniden yapılandırıldığı bir dönemdi. Tarımın ağırlıklı olduğu, işte sanayinin yok denecek kadar az olduğu, üretimin daha çok insan ve hayvan gücüne dayandığı, üretim yöntemlerinin o gün çağdaş ülkelere göre son derece geri kalmış olduğu bir ülkenin yeniden yükseldiği dönemdir 1923-1938 arası dönem. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 15 yılında devlet ekonomide öncü görev üstlenmiştir. Evet, 1. İktisat Kongresi'nde özel sektörün bazı şeyleri daha fazla yapması istenmiştir ama Türkiye'de özel sektör olmadığı için onun olmadığı, yapamadığı her dalda devlet evet. O üretime katkıda bulunmuştur. İşte o amaçla Sümerbank kurulmuştur. Örnek söylüyorum, yani birçok işletme o amaçla kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ekonomik kurumlarını kurmuştur. Yani zamanın şartlarında kalifiye nüfus olmadığı için, savaşlarda kaybedildiği için 10. yılda o yüzden söylüyor, işte 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan diyor. Ve bütün bunları yaparken bildiğiniz gibi yani Barış Anlaşması hükümlerine göre Osmanlı'dan kalan düğünü umumiye borçlarını da ödemiştir bu genç cumhuriyet. Evet. Yani evet. Kapı kapı borç aranan değil, Osmanlı'dan kalmış olan o borç mirasını sahiplenip, anlaşma gereğince sahiplenmek zorunda kalan ve 1950'lere kadar da o borçları da ödeyen bir dönemdir. Artı 1929'da dünyada o büyük buhran yaşanmıştır. Yani tüm dünyada çok ciddi bir ekonomik buhran yaşanmıştır, ciddi bir ekonomik kriz yaşanmıştır. Bütün bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti büyümeyi sürdürmüştür. Bu olumsuzluklardan en az bir şekilde etkilenerek gelişmesini sürdürmüştür. Dolayısıyla Atatürk'ün 1923-1938 arasındaki dönem tam bir ekonomik anlamda da diğer devrimlerde olduğu gibi bir başarı hikayesidir. Bu başarının mimarı da başta Mustafa Kemal olmak üzere Türk devrimine inanan yurtseverlerdir, o kadrodur. Ben bugün sizin de vasıtanızla tüm halkımızın da huzurunda o dönemde taş üstüne taş koyanlara, kurum yaratanları teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten bugün hala ülke o günlerin maalesef ki mirasını yiyor. O günlerde kurulan kurumları satarak, özelleştirme bahanesiyle bildiğiniz gibi satıldılar, peşkeş çekildiler ve Türkiye'nin işte borçlarının faizleri bir nebze olsun ancak öyle küçültüldü. Bugün 20 yılda ya da son 30 yılda Türkiye'de devletin, kamunun açmış olduğu bir fabrikayı ya da yapmış olduğu bir yatırımı bilen var mı? Ben bilmiyorum. Yok, bilmiyorum. Yıllardır yok. Yok, dolayısıyla işte bugün söylenenlere siz bakmayın, işte İstanbul Havalimanı yapıldı, işte şehir hastaneleri yapıldı, otoyollar yapıldı. Bunların hepsi işte Türk usulü yap işlet devletle modeliyle ve yabancı para birimleriyle dolar euro olarak borçlanılan
ve her yıl işte en basiti köprülerde görüyoruz ki insanlar geçse de geçmese de devletin garantörlüğünde, devletin parasını ödediği yatırımlar, ama devletin yapmış olduğu yatırımlar değil, gelir getirici değil, gelir götürücü yatırımlar. Ama öbür taraftan Atatürk döneminde dediğim gibi inanılmaz fabrikalarla döşenmiş olması Türkiye'nin, işte bankaların kurulması, yine Cumhuriyet devralındığında bankacılık sistemi tamamen yabancıların elinde. Osmanlı zaman, Bankası basıyor zaten parayı, paramızı da Osmanlı Bankası basıyor. Batıyor, Osmanlı Bankası da yabancı. Zaten biliyorum. Osmanlı Bankası da yabancı. İngiliz Bankası, İngiliz Bankası, evet. Adı Osmanlı ama paramızı da basıyor. Yani Merkez Bankamız da yok. İşte Osmanlı'nın döneminin Merkez Bankası Osmanlı Bankası, ama Osmanlı Bankası da Türklerin değil, yabancıların, İngilizlerin. İngilizlerin Bankası. Ve işte Atatürk döneminde de bu sefer bankalar kurulmaya başlanıyor ve ilk özel banka olarak da İş Bankası kuruluyor. Dolayısıyla bütün kurumları yaratılmış. Yani bugün ekonomik sistemden bahsediyoruz, İşte bankalardan bahsediyoruz. Bütün bunların altyapısı bile Cumhuriyet döneminde yapılmış olan kurumlar ve ilk yaptığı iş bankacılık sistemini millileştirmek olmuştur Atatürk'ün. Yani çünkü bankacılık sisteminiz eğer sizin gayrimilli ise, o zaman para politikalarına yön veremezsiniz, ekonomik koşullara yön veremezsiniz. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu açmazın, aslında açmazdan çıkamamasının birçok altyapısal, kurumsallaşmış, kronikleşmiş sorunlar var, ama para politikaları açısından bankacılık sisteminin ve paranın yabancıların elinde olması da bu konuda çok önemli bir etken.